Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, Washington'da, Beyaz Saray'da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim merkezinde iki kişi buluştular. İki kişi. Normal şartlarda devletleri yöneten siyasi iradeye yani siyasetçilere devlet insanı denir. Devleti yönettikleri için. Devlet insanı vasfını siyasetçi devlet adamlığını göstererek kazanır. Yani devlet insanı olduğunu göstererek bir siyasetçi devlet adamı sıfatını kazanır. Yani siyasetçi olmak, seçim kazanmak ve devleti yönetme hakkını elde etmek, bunu da hukuk yoluyla tescil etmek, biliyorsunuz. Yargı seçilen birisini tescil etmezse, evet bu seçilmiştir demezse seçilmiş sayılmaz. Devleti yönetme hakkını elde eden siyasetçi ben artık devlet adamı oldum diyemez. Devlet adamlığı olağanüstü bir sorumluluk gerektirir. Neden sorumluluk gerektirir? Devlet insanı ile iş insanını birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Ya da ne gibi farklar vardır aralarında? Ben bunları kendi naçizane penceremden anlatıyorum. Sorumluluk farkından başka pek fazla fark yoktur. Bilgi farkı, insanlar devlet insanı vasfı ile liderlik vasfı ile bilgi açığını devleti yöneten gerçekten sorumluluk sahibi, bilgili, yetenekli, deneyimli bürokratlarla çalışarak ortadan kaldırabilir. Kendisine deneyimli kadrolardan bir ekip kurar. Bilgi eksikliğini ortadan kaldırır. Bir devleti yöneten bir politikacının her şeyi bilmesi mümkün mü? Bütün bir tarihi bilebilir mi? Bütün bir savaş tarihini bilebilir mi mesela? İktisatı bilebilir mi tamamıyla? Muhasebe sistemlerini, maliye sistemlerini, ulaşım sistemlerini bilebilir mi? Devletin yönetimindeki şemayı ve o şemadaki yerleşim yerlerini kimin nasıl yönetileceğini, bir ülkenin iç işlerini, emniyetinin nasıl yönetileceğini bilebilir mi? Bir savaşın nasıl yönetileceğini bilebilir mi? Ki düşünün, bizim anayasamıza göre bir cumhurbaşkanı savaş anında ülkenin başkomutanıdır. Ama kanun yapıcı, o cumhurbaşkanının savaş yeteneği, yönetme yeteneği olmayacağını bilerek ne yapmıştır? Ona kendisi adına orduları yönetmesi için genelkurmay başkanını görevlendirme yetkisi vermiştir. Bir ülkeyi yönetirken her zaman bir Mustafa Kemal bulamazsınız. Bir İsmet İnönü bulamazsınız. Canlarım benim, canlarım güzellerim benim. Devlet adamlığı benim penceremden bakıldığında çok saygı duyulması gereken bir iştir. Bir aile reisi, anne ve baba reisleri günümüz hukukuna, günümüz adalet teamüllerine göre nasıl ki ailenin kazancından da kaybından da sorumlu ise ve o sorumluluğun gereğini yerine getiriyor ise devleti yönetenler de aynı şekilde devletin kaybından da kazancından da sorumlu tutulmalıdırlar. Bir iş insanı yönettiği şirket ne kadar büyük olursa olsun kaybeder. Hatta şirket batabilir de. Nitekim batan o iş insanının ya da o ailenin kendi servetidir. O servet kazanılırken kan dökülmemiştir. Şehit verilmemiştir. Hiç kimseyle savaşılmamıştır. Tabii ki çok büyük mücadelelerden geçirmiştir. Çok acılar çekilmiştir. Elbette. Ama nihayet kaybedilen bir ailenin kişisel servetidir. Devletleri yönetenler için eğer bir kayıp söz konusu olursa siyasetçinin kişisel kaybı değildir. Bugün Türkiye'yi kaybedersek Allah saklasın. Türkiye bugün ülkeyi yöneten siyasetçilerin babalarının evlerinden getirdiği bir arazi parçası değil. Bu devlet on binlerce şehit kanıyla sulanarak kuruldu. Mustafa Kemal ve arkadaşları günlerce, gecelerce uykusuz kaldılar. Ve sürekli ölümün pençesinde ve sürekli
ölüm ve öldür emri vererek hayatlarını sürdürdüler. Ve bu devleti, bu ülkeyi işte o on binlerce şehidin kanları ile kurdular. Bu devleti yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu devleti yönetirken sorumsuzluk göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. Ama siyasetçiler devleti babalarının çiftliği zannediyorlar. Bilhassa bu son dönemlerde, evvelden böyle değildi. Son dönem dünyasında Dunningen Kruger'in dediği gibi cahil cesaretiyle yönetilir oldu ülkeler. Neden? Çünkü öyle ya da böyle siyasetçi dediklerimiz devleti yönetirken yanlarına bir liderler, bir seçim kazanmalarını sağlayacak siyasetçiler alırlardı. Kasabalı politikacılar olurdu. Genelde halkı tanıyan, bilen, halkı kolayca ikna edebilecek. Ama bir de bakanlar kurulunu oluşturabileceği, devlet bürokrasisini yönetimini teslim edeceği bilgili, deneyimli insanlar alırlardı yanlarına. Geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da yani Beyaz Saray'da iki devlet insanı buluşmadı. İki siyaset esnafı buluştu. Evet. Bu bir hakaret değil. Asla hakaret değil. Bakın lütfen göreceksiniz, ikisinin de devlet adamlığı vasfı yok. Dünya, gerçi dünya şu anda bizi pek ilgilendirmeyebilir ama bizim kendi kamuoyumuz halen aklı başında akil insanlar bu toplantıdan ne kazandığımızı sorguluyorlar. Soruyorum, ey akıl ve vicdan sahibi yurttaşlarım, siz bu toplantıdan ne kazandığımızı çıkardınız? Türkiye ne elde etti bu toplantının sonunda? Mesela biz bu toplantıya gönderirken Sayın Cumhurbaşkanımızı, adil mazlum Kobani dedikleri, takma ismini unutuyorum. Takma ismi mazlum Kobani de kendi öz ismini unutuyorum adamın, o teröristin. Neyse. Biz ona terörist gözüyle bakan bir cumhurbaşkanına sahiptik değil mi? Bizim cumhurbaşkanımız o bir teröristtir diyordu. Hatta CIA bile onun terörist olduğunu söylüyor diyordu da o ilgili belgeleri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na verdiğini açıkladı kamuoyuna, dünya kamuoyuna. Öyle değil miydi? Buradan giderken bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Fethullah Gülen'in bir terör örgütü lideri olduğunu açıkladığına tanık olduk. 3 yıldır da öyle. Hatta daha fazla tanık oluyoruz. Öyle değil mi? Peki toplantının sonunda Fethullah Gülen terör örgütü üyesi olduğu inancımızla Amerika Birleşik Devletleri tarafından haklısınız, size teslim ediyoruz mu denildi? Yok. Biz de bence işini bilmez ya da son derecede tahrik edici bir üslupla Trump'a soru soran iktidar gazetecisi bir hanımefendi, ismi çok önemli değil. Bana ne isminden? Biliyoruz ama artık öğrendik, önemli değil. Öyle saçma sapan bir soru sordu ki rezil olduk. Cumhurbaşkanımızı da rezil ettik. Neden? Çünkü bizim Cumhurbaşkanımızın terörist dediği adam için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuğunun gözlerinin içine baka baka neredeyse onlarla benim çok iyi ilişkim var, bizim çok iyi ilişkimiz var dedi. Davet edecek misiniz saraya dedi. Evet dedi. Davet edeceğiz dedi. Kararından vazgeçmiş değilim dedi. Canlarım benim. Başka bir sürü anlatabileceğim, söyleyeceğim çok şey var. Yani ne 440'a 32 çarpı ebadında güvenlikli bölge oluşturabilme izni aldık. Ne S-400'leri kurabilme izni aldık. Ne Halk Bankası ile ilgili mahkemeyi iptal ettirdik. Ne de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve yakın çevresinin, ailesinin şaibeli olduğunu iddia ettikleri mal varlığı soruşturmasından vazgeçileceğine ilişkin bir taahhütname aldık. Aynı mahcupiyetle geri döndük. Peki hiç mi bir şey kazanmadık? Kazandık belki de bir şey. Ne kazandık biliyor musunuz? Kavgasız, gürültüsüz bir maç bitti. Maç bitti deyince konuşmamın sonunda size Türkiye'de beni tanıyanlar artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Benim en değer verdiğim değerlerden birisi hukuk ahlakı, diğeri akademik ahlaktır. Türkiye'de akademik ahlaka
sahip üniversite hocası, profesör, doçent, doktor çok az, çok az kaldı. Ekranlara profesör adı altında çıkarılan tartışmacıların nasıl düzeysiz, nasıl kavgacı ve nasıl partizan olduklarını görüyor musunuz? Polis kolejinde eğitim veren bir profesör, polis kolejinde. Yani 82 milyonun emniyetinden sorumlu bir kolejde ders veren bir profesörün nasıl da iktidar yağcılığı yaptığını görüyor musunuz? Onun eğiteceği polis benim canımı nasıl koruyacak? Derse ki bu adam muhalif, ben ne yapacağım? Akademik ahlak bir numara halen. Biz ne akademik ahlaklar tanıdık, ne Hıfzı Veli Dedeoğulları, Tarık Zafer Tunayalar, Bülent Tanörler, kimler ki, Mümtaz Soysal hocalar. Biz kimler tanıdık canlarım? Şimdi bunlardan birini ben sizinle bir metafor yapmış. Profesör Mithat Baydur. Televizyonlarda zannediyorum izliyorsunuzdur. Nezaketini de bilgisini de. Bakın televizyon tartışmacılarına hep aynı şeyi söylüyorum. Televizyon ekranlarınıza lütfen bilgi sahibi, bildiğini kavga etmeden anlatan, karşısındakini dinleyen, karşısındakinin duygularına, inançlarına, fikirlerine inanmasa bile, kendi penceresinden doğru bulmasa bile saygılı davranan profesörleri, yani akademik ahlaka sahip profesörleri davet edin. Yani Mithat Baydur gibilere davet edin. Mithat Baydur gibi daha var. Var ama onları da çok seyrek görebiliyoruz. Gördüklerimiz ise ekranda sürekli AKP destekçiliği yapan ya da karşı tarafta fark etmez yani. Ama partizanlık yapan, siyasi amigoluk yapan ne yazık ki bana göre sözde profesörler. Şimdi bakın Mithat Baydur'un bu metaforunu okuyacağım. Çünkü anlatırsam yanlış yapabilirim. Ben çok beğendim. Trump ile, belli ki yani göreceksiniz, Trump ile Erdoğan'ın buluşmasını anlatıyor. Çok ince esprilerle. Lütfen dikkatle, lütfen dikkatle dinleyin. Maç soğuk bir havada oynanıyordu. Buna rağmen tribünler tıklım tıklım doluydu. Spiker Orhan Aya'nın deyişiyle yine de hava maçın oynanmasına müsait ve zemin iyiydi. Deplasmana gelen takım 17 senedir Süper Lig'deydi. İlk lige geldiği seneler oynadığı oyun ve diğer kulüplerle de ilişkisi fena değildi. Evet, aynen. Aynen, bunu aynı şeyi söylüyorum yıllardır burada. Hatta bir dönem Avrupa kupalarında bile Türkiye'yi temsil etti. Hem de güzel temsil etti. Ancak 3 sene önce oyun kurgusu açısından bir sistem değişikliğine gitti. Bu arada bazı önemli oyuncularını da kaybetti. Ev sahibi takım ise bazı şike ve tehdit iddialarıyla zor bir dönemden geçiyordu. Deplasmana gelen takım ne pahasına olursa olsun kümede kalmak istiyordu. Ev sahibi takım ise ligin bitiminde yine ipi göğüslemek arzusundaydı. Aslında 3 neticeli bir maçtı. Maçın gerilimi günler öncesinden başladı. Deplasmana gelen takım o kadar zor günler geçiriyordu ki istersen sahaya çıkma bile dendi. Zaten puan çıkarabilme ihtimali de zayıftı. Bu gerilim ve heyecanla maç başladı. Ne tuhaf. 90 dakika boyunca gol olmadığı gibi ne sert bir faul, ne kombine bir atak, ne de bizi yerimizden fırlatacak bir pozisyon olmadı. Maç başladığı gibi bitti. 0-0 biten bu maçla ev sahibi takım önündeki haftalarda puan almaya bakacak. Deplasmandaki takım da dış sahadan şimdilik bir puan ile dönerken bu puanın Süper Lig'de kalmaya yetmeyeceğini mutlaka hesap edecektir. Evet, bu toplantı, bu buluşma Türkiye'nin yaratılmış olan ve kendileri tarafından yaratılmış olan beka sorununu çözmeye yetmeyecek. Huzurumuzun geri gelmesine yetmeyecek. Ekonomik istikrar bulmamıza yetmeyecek. Halkımızın fiyat pahalılığından perişan olarak ezilmesini önlemeye yetmeyecek. Daha nelere yetmeyecek? En önemlisi Suriye'de kurulacak bir Kürt otonomi bölgesini önlemeye yetmeyecek. Bu lafıma da son lütfen mim koyunuz. Ama herkes çok konsantre olmuştu. Evet, hepimiz olmuştuk, doğru. En azından maç yarım kalmadı. En azından maç yarım kalmadı.
Baydur Hoca'ya aynen katılıyorum. Harika bir metafor. Canlarım be, bazen fıkralar, bazen de böyle değerli metaforlar bir olayı inanın bir kitap haline getirmekten çok daha etkileyici. Evet, düşünün, lütfen düşünün bu metaforu ve dün geceki buluşmayı bir de siz yorumlayın. Bir de siz yapın bakalım analizinizi. Sizin pencerenizden kim kazandı? Ya da kazanan, kaybeden var mı? Canlarım, sabah saat 8'de buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın.